Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler, iyi pazarlar. Bugün dümenden bir pazar videosu yapacağım. Instagram'dan gelen bazı sorulara cevap vereceğim. Konuya hemen hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi dün bir reels atmıştım benim kendi Instagram hesabımdan. Gerçi Koran Hoca ile ortak attık. Geçen İstanbul Şişli'de bir video yapmıştık bu Enver kardeşimiz hakkında. Artık kendi hakkımda falan filan. O restleri de ufak ufak atacağız. Şimdi Enver bayağı bir fit oldu. Artı tanıyanlar için diyorum. Yani benim Instagram hesabımda vardı. Herkes işte bu nasıl yaptı, nasıl etti, spor geçmişi vardı, ilaç kullandı mı falan filan gibilerinden sorular geldi bana. Şimdi arkadaşlar olayı önce bir Enver şeklinde Enver'le ilgili kısmını açıklayayım. Şimdi Enver'in spor geçmişi şöyle yaptığı en fazla 1,5-2 yıldır. Yani ben Enver'den 1 yıldır falan tanışıyorum. Spor salonunda tanıştım. Bir arkadaşlığımız var. Bazen İstanbul'a beraber, bazen değil çoğunlukla İstanbul'a sağa sola beraber gidiyoruz. Şimdi o ilk spora başladığı zaman kilo vermek için başlamış. İşte diyetisyen eşliğinde biraz kilo vermiş zamanında. Sonra biz tanışınca bu ağırlıktan çok kilo vermeye odaklıydı. Kardiyo, mardiyo, dümenden antrenman falan filan. Yani spor geçmişi tabii ki var. Dümenden bir şey yapıyordu ama buna spor geçmişi denmez aslında. Yani Enver'in benimle tanıştıktan sonra biraz daha böyle ciddi, hani konuşuyoruz ya sağda solda bir yerlere giderken, şöyle yapsam böyle olur, işte öyle yapsam daha iyi olur gibilerinden muhabbetimizden dolayı biraz daha olayı ciddileştirmişti. Bu son Koran Hoca'ya gittiğimiz zaman işte benim bu zayıflama sürecimle ilgili mevzu girince buna da dedim ki ya sen de bak benim gibi yap, yani diyete gir, o vücuttaki suyu, o löp löp görüntüyü kaybedersin falan. Koran Hoca da dedi ki ben de yardımcı olurum dedi. Biz de onu da yani Enver beni motive etti, ben onu motive ederken kilo verme süreciyle başladık. Yani şimdi daha önce Enver bazı şeyleri mesela pankiki çok severdi. Şimdi bu Instagram'da biliyorsunuz böyle bu antrenman programları hakkında veya işte beslenme programları hakkında bir sürü videolar yapılır. İşte biri pankek yapar yer. İşte protein, hani pankiki biliyorsunuz ne olduğunu. Sırf şeker adamın hayatını siker yani. O biçim yağlandırır. Su tutar, kıl tutar, yün tutar. Ha bunu yiyen insanlar vardır. Ciddi sporcular, beslenmesini ciddi yapan, onu bir gün yer, üç gün daha yemez veya farklı beslenme programları uygulayarak spor hayatına devam eder. Şimdi bizim Enver mesela şöyle de yapıyordu, halk arasında biliyorsunuz böyle şeyler vardır. Mesela tayin pekmez, hani kuvvet verir derler ya, şimdi bu Instagram'da veya işte farklı kanallarda. Tayin pekmez. Yani hiçbir vücut geliştirme, beslenmesinde tayin pekmez olmaz arkadaşlar. Veya şekerli bir şey olmaz. Yani sen fit, yağı eritmek veya vücuttan suyu atmak için böyle bir şey olmaz. Ama bu da bir seyrediyordu, ediyor. Daha pankek yap, daha güçlü olursun falan filan gibilerinden. Bu son iki aydır ciddi bir beslenme uyguluyor benim gibi. Zaten çok bir kilo da vermedi. Yani 2-3 kilo bir şey verdi bu diyete başladığımız zaman. Yani 2 aydır. 3-4 kilo verince, temiz de beslenince vücuttan hem suyu hem de biraz yağ atarak vücut daha şekil oldu. Ha, bazıları şunu diyor, yani ilaç kullanıyor mu? Evet, kullanıyor. Ben hayatımda, yani hayatım derken YouTube veya Instagram olayına, sosyal medyaya başlamadan önce de kimseye yalan konuşmazdım. Şimdi de konuşmayacağım. Yani ilaçsız o formu yakalamak çok zor. Yani bilhassa Enver seviyesindeki birisi için. Bu birçok insan için de geçerli. Yani sadece Enver için değil. Yani bugün Türkiye'nin en iyi vücutlu bir adamı 6 ay ilacı almasın. Beslenmesini ne kadar da iyi yapsa çok çok iyi. Olimpiya seviyesindeki bir adam bile dümene düşer yani. Bu bir gerçek. Hani bir ara bir hocamız demiş ya, yani ilacı eşeğe de vursan o da vücut yapar. O belki biraz uç bir örnekti ama bu %80 de gerçektir. Yani ilaç olmadan
vücudu o canlılığı, hani kilo verebilirsiniz, bak bu farklı, kaslanabilirsiniz de iyi kötü. Ama ilaçtan hem vücut daha sert, daha diri, daha kaslı göründüğü kesin. Şimdi Enver'in de bizim, evet, ilaç kullandı. Çıtırdan da olsa ilaç kullandı. O ilacı kullanmasaydı bu görüntüsü kesinlikle olmazdı. Bu bir gerçek. Yani bu iş maalesef böyle. Yani ben hem zayıflayacağım, hem 10 numara vücut yapacağım. Bak, zayıflama işi farklı. Kilo ver bak, ben hiçbir ilaç kullanmadım. Benim için de onu dediler. İşte ilaç kullandın mı? Çünkü milletin kafasına hep yerleşmiş ya. Hani bazı zayıflama ilaçları var. Yani bundan kullandı mı? Ben hiçbir şey kullanmadım. Sadece her gün Nutrikink'in lekarnitinini kullanıyorum. Bu da sırf yağ yakmak içinden ziyade atletik performansımı arttırdığı için her sabah bir tane içiyorum. Hem antrenmanımı hem kardiyomu rahat yapıyorum. Bir de aşağı yukarı 10 gün önce bıraktım şeyde izole proteini, Nutrikink'in izole proteinini antrenmandan sonra kullanıyordum. Bazen kesiyorduk. Niye kesiyorduk? Şimdi çok fazla protein kullanmak da, gerçi ben çok kullanmıyordum. Her gün bir servis alıyordum. Antrenman yaptığım günler o da. Ağırla çalıştığım günler. Hem biraz canlandırıyor, hem biraz açlığı da bastırıyor diye. Artı protein ayağına takılıyordu. Benim kullandığım bunlar arkadaşlar. Şimdi ben hedefime göre başarıya ulaştım. Neden? 25 kilo verdim bu videoyu yaptığım itibariyle. Aşağı yukarı ne kadar oldu takvime bakayım. 75-80 gün falan oldu. Bu da hızlı bir kilo verme. Ha, şimdi ben ilaç kullansaydım da bunu söylerdim. Ben çıtırdan bir steroid farmakolojik ilaç kullansaydım şu anda çok çok daha ileri yani fizik olarak olurdum. Ha, benim vücudumda sarkma markma olmadı ama birden hızlı kilo verdiğin için deri altındaki yağ eridiği zaman deri böyle bir şey gibi, yani sarkmış gibi gözükür. O da şimdi 110'dan aşağı düştüm, 105'lerden aşağı düştükten sonra deri bir ince kendine germeye başladı. Benim vücudumda hiç böyle çatlak, matlak, sivilce hiçbir şey normal ilaç kullandığım zaman da olmazdı. Yani mevzuyu fazla uzatmayalım. Ben ilaç kullanmadım. Kullansam da söylerdim. Yani hiç böyle zayıflama ilacı zaten yok arkadaşlar. Yani hapı iç. Yan gel yat, kilo veriyorum ayağa, zaten olmaz. Başka ne söylenebilir? Yani Enver'e dönelim yine. Enver kardeşimiz de bu disiplinle devam ediyor. Bazen isyan etse de ben onu motive etmeye çalışıyorum. Çünkü onun amacı da böyle sporcu olayım, bilmem ne olayım falan değil. Geçen o Şişli'ye gittiğimiz zaman işte bir gaza getirdik. İrfan Hoca, ben, Koran Hoca. İşte yarışmaya sokacağız onu. Ya nasıl olur, nasıl eder, kıl eder, yün eder gibilerinden. Dedim bak, yapmayan dedim şerefsizdir, söz ver, bilmem ne ver falan filan mevzuya girdik. Yani kaç ay olacak? 4 ay gibi olacak yarışmaya eğer katılırsa. Yani hazırlanma sürecinden burası. Tabii bu masterlarda katılacak. Yani vücudun biraz iyi olması, yağsız olması derecede yapabilir. Katılacak olan tabii kişilere bağlı olarak. Bu motiveden gidiyoruz. Şimdi normalde ya 5-6 aylık bir spor geçmişi olan veya ağırlığı böyle ciddi yapmış olan bir insan ilaçla, çok iyi bir beslenmeyle, yani tabii herkes aynı olacak diye bir şey yok. Bazı insan çok iyi olur, bazısı biraz daha kötü olur, bazısı biraz daha orta olur. Ama çok iyi bir fizik inşa edebilir. Zaten ben eski videolarımda da hep şunu söylüyordum. Yani bir insanın fit görünmek istiyorsa kardeşim, beslenmesine 10 numara dikkat edecek. Bunun başka bir yolu yok. Senin çok iyi bir kas oranın olabilir. Beslenmene dikkat etmediği zaman, yağ oranın 3-5-6-7 puan yükseldiği zaman hiç doğru düz bir görüntü de olmuyor yani. Bu iş böyle arkadaşlar. Çok da böyle bu işin derinlemesine, hani benden şimdi uzaktan eğitim almak isteyen var. Hocam işte beslenme programını at, şunu yap, bunu yap. Şimdi bu beslenme programları da arkadaşlar biraz kişiye göre veriliyor. Yani belki bazıları bunu kes yapıştır yapıyor ama şimdi ben, bir yaş faktörü var. Şimdi 50 yaşından sonra veya 45'ten sonra biliyorsunuz olimpiyalar bile yarışmayı bırakır. 57 yaşında bir insan olarak benim kilo vermem daha da zordur. Zaten zor olan kısmı da bu. Yaşla ben mesela 15 sene evvel bu diyeti yapsaydım şimdi 90 kiloya rahat düşmüştüm. Ki ben bu kadar agresif diyet hiç hayatımda yapmadım. Kendime bile şaşırıyorum.
Yani 25 yaşında, 30 yaşında bir insanın kilo vermesi daha da rahattır. Ha, siz uzaktan eğitim veya yakından eğitim veya amacınız neyse, kilo vermek mi, kas yapmak mı, buna karar verip, bana çok yazan oluyor mesela Instagram'dan, hocam işte bize de beslenme programını ver, işte uzaktan eğitim alalım falan filan. Şimdi ben o işe çok fazla da sıcak bakmıyorum arkadaşlar, çünkü millet işin gırgırında. Yani şöyle bir şey zannediyor, bir sihir zannediyor. Yani bana bir beslenme programı verecek, ben takır takır zayıflayacağım, çok zorlanmayacağım. Değil. Bakın, bir şeye kafaya çok taktığınız zaman, ben bunu yapacağım dediğiniz zaman bunu kesinlikle başarırsınız. Ama demediğiniz zaman başaramayacaksınız. Zaten başarmak da istemiyorsunuzdur. Şimdi ben bile kendime yani böyle bir diyeti yapabileceğimi yemin ediyorum, ben bile inanmıyordum. Ama amına koyayım dedim, bu nedir abi, günde 60-70 gram bulgur. Ya ben bir orta iki kaşıkta ben 70 gram bulgur yiyordum. Günde belki bir kilodan fazla pirinç yiyordum. Yediğim ekmeğin adli hesabı yok. Gofretinden kremalıyı da çok severim. Beni takip edenler bilir. Yani bu şekilde olayı ciddiye alan insanlar, ben iki ay bu işi yapacağım kardeşim, sonuçta ölüm de olsa yapacağım diyorsanız, ki ben bu işe başladığım zaman da hocam yaşlısın, sağlığın şöyle, sağlığın böyle olur, kıl olur. Hani bu işlerde çok bilen amundüzükleri çok olur ya, herkes bir akıl vermeye başlar. İyi niyetten verene sağ olsun diyoruz. Dümenden konuşan da siktir edin gitsin ayağa. Ciddi yapacaksanız, ben yapacaksanız bu işlere girin. Şimdi ben eskiden salonlarla çocuklara anlatırdım, kimse de siklemezdi amına koyayım. Şimdi bile mesela gittiğim salonda çocuk normalde fit, kas oranı iyi. Koşu bandında her gün ağırlıktan sonra patır kütür patır kütür işte mide kaslarını çıkarmaya çalışıyor gibilerinden. Ya oğlum bak, şu diyeti yap, bir haftada çıksın, helak ettin kendini. Olan kası da amına koyayım, kardiyoda eritiyorsun. Tamam hocam, haklısın hocam, doğru diyor hocam, amına koyayım, antrenman bitiyor, gidiyor kardiyo yapıyor. İnanamıyor lan diyor, çünkü sosyal medyada bunlar böyle çok sallama mevzular var ya. Hani bir de şey işte, geçen hafta hikaye atmıştım. Adam kol çalışıyor, işte bunu şöyle yaparsan şöyle olur. Şu hareket 10 numara kol geliştirir, göğüs yapar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bütün hareketler özeldir. Sen bunu ne kadar ciddi yaptığından, ne kadar kasının anasını ağlattığından ilgili bir şeydir. Yani bu işin hep %70'i beslenme derler ya, şimdi bu tam doğru olmasa da eğer fit veya düşük yağ oranına sahip olmak istiyorsan beslenmeye çok dikkat edeceksin. Bu beslenme de bazıları ya ben günde bir öğün yemek yiyeyim, zayıflarım veya yağ yakarım değil arkadaşlar. Günde 4-5 öğünde yemek yiyeceksiniz. Çok az az, ona göre. Şimdi çalışan insanın beslenmesi farklı oluyor. Adam sabah 7'de kalkıyor, fabrikada çalışıyor. Veya işte koşuşturmalı bir işte çalışıyor. İşte benim gibi yaşı ileride olan insanların beslenme şekilleri çok daha farklı olacak. Şimdi ben az önce dedim ya, hani genç olsaydım bu beslenme programının iki katını yaparak ben şimdi 90'a bile düşmüştüm. Metabolizma zayıf diyor biraz daha yaşlı olanlar için. Genç olanlar için günlük aktivitesi daha fazla olduğu için biraz daha yüksek kalori alması gerekebilir. Bu da insanların tabii ki vücudunu görmek lazım, şeklini görmek lazım, günlük aktivitesini bilmek lazım ki ona göre bir beslenme uygulayalım. Yani herkese, her kişiye aynı beslenme kısmen işe yarasa da sadece zayıflamak için amaçsa, ama fit olmak, biraz da kaslanmak, düzgün gözükmek için beslenme programı değişiklik gösterebilir. Yani arkadaşlar, mevzuyu çok uzatmadan şöyle diyelim. Enver evet ilaç kullandı, yani konumuz Enver ve o res olduğu için söylüyorum. İlaç kullandı. Ya bu ilacı, bu işin bir gerçeği var. Yani kesinlikle şuna inanmayın. Yani Instagram'da veya şurada işte şu biliyorsunuz ki ben antrenman programı da paylaşmayı çok da sevmiyorum. İşte şöyle yaptın, böyle olur, böyle değil kardeşim. Ama herkes bunu anlatır. Tabii ki her ilaç vuranda 10 numara olacak diye bir şey yok. Veya çok iyi gelişecek. O beslenmesini yapmadığı için veya ciddi yapmadığı için bir sonuç alamıyor. Kilonuz normalse, yağ oranınız düşükse, iyi de antrenman yapıyorsanız yapabildiğiniz kadar, yani sonuç almama şekliniz yok. Bu kesin bir şey. Söylediğim gibi yani
Adam anlatır. Göğüs programı şöyle yaparsan böyle olur. Kıl olursan şöyle olur. İşte ben Mr. Olympia'dan program aldım. Koçum benim bu. İşte şöyle yapıyor. Peki kullandığın ilacı niye anlatmıyorsun abisi? Yani her boku anlatıyorsun da onu niye anlatmıyorsun? Şimdi siz aynı onun, birçok insan da Instagram'dan program aldığını biliyorum ben. Bilhassa bu işten anlamayan veya yeni başlayan. Yani zannediyor ki bu adam bu programı yaparak iyi oldu, antrenman programı. Değil arkadaşlar. Yani bu adam ilaç almasa o antrenman programı, siz nasıl şimdi çalışıyorsunuz da doğru düz bir sonuç alamıyorsunuz ya. Mevzu aslında sonuç alıyorsunuz da onun gibi alamıyoruz. Niye? O adam basıyor haftalık 1000-2000 miligram. Tren, miren, tramvay, miramvay basıyor. Bilhassa bu tren, miren vücutta yağ o biçim eritir. O biçim bir ilacıdır ama tehlikeli bir ilacıdır. Bence kesinlikle yapmayın. Bunu kimse anlatmıyor. Şimdi ben bunu anlattığım zaman bir kesim bana kızıyor, bir kesim de o hocam delikanlı adamsın falan. Ya bu işin gerçeği bu. Yani bu kadar insanlar konuşuyor. Bana göre yani Türkiye'de böyle isim yapmış insanlar ilacı almasın. Birçoğu belki de sizden daha kötü olur. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Beğenmeyenler de beğensin. Kendinize dikkat edin. Olay budur yani. Son olarak şunu söyleyeyim. Hocalık farklı bir şey. Ama en önemli bunu uygulayan insanlar da, yani sporcu da veya zayıflamak isteyen de, dünyanın en iyi diyetisyeni olsa size verdiği programla, eğer siz bunu yapmıyorsanız hiçbir sonuçta alamayacaksınız. Antrenman programı verse de, dünyanın en iyi antrenman programı, siz yine sonuç alamayacaksınız. Çünkü sonuçta bunu zaten dümenden yapıyorsunuz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. İyi pazarlar. Kendinize dikkat edin.